Sayın Cumhurbaşkanımız doğru söylüyor. Bir de bana diyorlar ki hep o Bülent denen beyefendi, İHA'nın başkanı Bülent Yıldırım o takdim etti. Ne alakası var? Neden abi diyor? E biz 20 küsür senedir abi diyoruz Tayyip abiye. Ben cezaevindeki yatarken kendisiyle tanıştım. Ziyaretine gittim. Yanımda spor kulübü ikinci başkanı Trabzon'un, yanında milletvekili getirdim. Destek olmak için gitti. Oraya gittiğim için Yılmaz ailesinin edebine oturdum. Bütün düzenim bozuldu. Cezaevine yolladılar. Beni Bülent Yıldırım takdim etmedi kardeşlerim. Ben Tayyip abiye o yaşlarda da saygı, sevgi besleyen, ta o yaşlarda tanıyıp bugünlere kadar gelen bir insanım. Orada değil bizim tarihimiz Tayyip abiyle. Ve doğru söylüyor. Suç örgütleri yılan. Vallahi doğru söylüyor. Onlarla ilişkiye girer. Yemin ediyorum doğru söylüyor. Bir gün Tayyip abi görecek. Uluslararası ölçekte suç örgütleri var. Ahtapot gibi. Türkiye'yi çevre ülkeler sarmışlar. Vallahi görecek onları Tayyip abi. Ben biliyorum, ben inanıyorum göreceğini. Tüm dünyanın birçok ülkesine çöreklenmişler. Görecek. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Nasıl Atatürk en son yıllarında çıkıp Hatay'ı aldı, Türkiye'ye kattı Fransızlardan. Zekayla değil. Birçok sorunu çözeceğine ben inanıyorum. Çevresini bu saranları bu diyeceğine inanıyorum ben. Ya İbrahim Kalın tweet paylaşıyor. Sana destek oluyor. Devletin namusu var diyor. Devlet adamı dedim ya, ben ona kötü laf demem. Onun gibi hiç kimseye demem. Bana küfür etmedikleri sürece, ama gerçi hepsini utandıracağım. Benim tek bir sabıkam var hayatımda. Şu an o da silindi. Sabıkası görünüyor mu da? Aldığım tek sabıka suç örgütü. Bir gün onu size tek tek anlatacağım. Vallahi küfür edeceksiniz. Ulan bir adama bu yapılmaz diyeceksiniz. Nasıl bir namussuzluk yaptılar? Deli olacaksınız ya. Ya bu İbrahim Kalın'ı takip ettiriyor biliyor musunuz? Hadi gülünüz. Mamalarından biri de bu olsun. Ama bunun yolladığı gör, senin haberin yok, sana sevdiğim kıyam olsun. O yolladığı Resul'ün adamları var ya resimliye. Tam bir tanesi resimleri vermiş. Efendim demiş, samimi ikrar yapmış. Özel Kalem Müdürü Hasan Bey'i de takip etti diyor. Ulan sen nasıl bir adamsın arkadaş ya. Bak sen AK Parti'dekileri kandırabilirsin. Öbürlerin herkesi. Ben kandıramazsın. Yemem. Her türlü kandırılmaya karşı anladın. Tedbirlerim hazır. Bak diğer bu konularda ismi geçen herkese söylüyor. Bir de o namusu maaşından az olan gazeteciler. Diğerlerine başımızın üstünde. Ben anlatıyorum, iş adamının ismini veriyorum, şunu. Ya siz niye bu adamlara ulaşmıyorsunuz? Siz o adamlara ulaşın. Onlar da derse ki ya Sedat Bey'in dedikleri doğru değil. Reis'in dedikleri doğru değil. Hepsini rezil edeceğim. Bende her şey bende. Ama hileye yapma. Ya niye gitmiyorsunuz? Ya İmam Altınbaş anlattık da tanımıyorum, görmedim, konuşmadım. Siz gidin, o desin ki böyle bir şey yok. Gidin Emir Sarıgül, o desin böyle bir şey yok. Bende diyor, her şey bende. Hem de daha da neler rezil eder. Hadi de. Ulan hani sizin namusunuz? Ben suç örgütü lideriyim. Ulan bunlar büyük Türkiye'nin en zenginleri, en tanınmış insanları. E mübariz orada. Hadi ben. O da FETÖ'den içeri aldı. Daha da o da güvenilmez olsun. Ya ben bu Hadi'yi yolladığımda, pardon, bu haberler yaptığında Hadi Bey mübarizi korumak için kendini yaktığında, işte Hadi dost, böyle bir şey diyen şerefsizdir diyorsa, o zaman ben şerefsizim, bana şerefsiz dedi. Ne yapsaydım? Ne yapayım? Bana şerefsiz diyorsun, ben öyle bir şey demedim, yapmadım. Allah'a emin olsun, canımızı yakacakları biliyorum. Süslü sülü ve sosyete her şeyi yapacaklar. Her iğrençliği yapacaklar. Size söz veriyorum. Bize çektirdiklerinin 100 katını çekecekler.
tutuklanacaklar. Tüm veriler sağlam. Bir gün bir savcı gelecek de diyecek ulan bu namussuzluk da olmaz diyecek. Vallahi olacak bu. Bana inanın.